Maç yine de başladığı bir Galatasaray için maç yine de e, hani mutlu sonla bitti. E, hak ederek mutlu sonla bitti. Yani şans eseri kazanmadı Galatasaray. Hatta daha farklı bitmeliydi. E, ama e, şunu da bir kez daha gördük ki Galatasaray'ın yapısal problemleri var. Rakibi her geçen gün gücüne güç katıyor. En son Sarı Lacivert formayla milli takımın stoperi Çağlar Soyuncu'yu gördük. Yani Bonucci'yi aldı Fenerbahçe. Kurun içi aldı Başka var mı? Üç oyuncu 3 oyuncu. Ya üç oyuncu aldı lider takıma. Yani aynı puanla sıkı takipte olan Galatasaraysa mesela Boya'yı sattı. Oliveira ameliyat oldu falan. Hani bu arada bugün artık 30'u diyelim. İkisini 3'e bağlayan gece saat 02'de 3 futbolcuyu UEFA listesinde yazdırma şansında sıfırlamış ya olacak bak, Galatasaray. O tarih geciktiyse yani İkisini bağlayan gece dedin. İkisini değil mi? üçe yani bağlayan gece yani. Üçü 9, diyelim 1, ama üçü de 2. gece 02. sıfır iki. Yani diyor. üç gün diyelim. 72 saat. <laughs> evet. yani, tamam mı? Ya 72 ya 96 Üç futbolcuyu ama 72. yazdırabiliyorsunuz. Çünkü 72 saati var Galatasaray'ın. Apar topar saçma sapan. Hani sırf bir ismi kazandırmak için yapılacak bir transfer yerine. 96 saat var ya. İkisi 96 3 mı var hocam? Cuma günü oluyor. Biz sözelciyiz hocam o yüzden. <laughs> evet, Hayır, ben sözelci saat, değilim de ikisini üçüne bağlayan 4, gece 12'de bitiyor evet, anladığım kadarıyla. Evet 0 yani bitiyor. Yani 3'ünde bitiyor aslında. Yani ha, 96 saat falan yani. 96 saat diyelim. 4 gün. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani Erşembe, bu 4 Cuman gün içinde e, çoktandır Galatasaray muhtemelen... Yani affedersin de hani Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonun başında da Solbek'i sorundu. Hala yani bir Solbek menüsü vardır herhalde ellerinde Galatasaray'ın futbol aklının. Hani e, Ulaş, Ulaş olmadı Cüneyt, Cüneyt olmadı Serkan şeklinde bir Hı, şey Hı, vardır. Hüsle. Şimdi bunlardan gelir gelmez takımla birlikte oynayabilecek. Ya önündeki adamla daha önce oynamış ya da yanındaki adamla daha hani ben ligden alınmasını daha mantıklı buluyorum. Hani çok da adayım yok doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hani ligden transfer yaparsa en azından lig şampiyonluğu yolundaki iddiasını sürdürebilir Galatasaray. Yani düşün şimdi İtalya'dan İtalya liginden orta sıra takımından sol bek aldın. İyi de bir sol bek. Aa iyi transfer falan dedik. Geldi adam evine yerleşti bakkala çakkala alıştı. Takım arkadaşlarının ismini öğrendi. Okan Buruğ'un e, vizyonunu, işte mentalitesini e, kaptı. Takımın maçlarını izledi falan. Ne kadar sürer abi? Yani en uyumlu adamın oynaması. Şimdi bazı mevkilerde de kolay diyen. Yani. Golcü ileride tek başına tek forveti oynatırken. Galatasaray'ın bu sezon yaz transferinde yaptığı birçok oyuncunun hala, hala uyum sağlayamadılar. Yani Zaha falan. Okan Hoca. Hani Bugün yani. zirve yaptı diyebiliriz 23 yani bu hafta geçmişlikti. Hani ona e, onu da bir e, vurgulayalım da hani çünkü Hı -hı. Zaha bugün dedi ki tamam sakin olun. Hani ben Zahayım. Bakın fabrika ayarlarıma ufak ufak dönüyorum. Bugün de tam Zaha izledik yani. Gerçekten eksiltirken de şutta da Hı -hı. Zaha standardını bugün bize gösterdi. Yani benim bildiğim Zaha standardını bugün ben sahada gördüm. O sevindirici Galatasaray açısından. E, Kerem'in tepki görmesini anlamam mümkün değil. Okan Hoca ne dedi muhtemelen konuşulmuştur. Ee, ama Galatasaray'ın yapısal eksikleri var. Beş yapısal tane, eksik derken? Ya beş tane jokerle oynanmaz hocam. Yani yama yapıyor bayağı evet, bazen yama, yani yama yani yama sol bekin daha sol bekin. Sağ bekin sağ bek değil. Sol stoperin sol stoper değil. Ya, ile birlikte anladım. ikili. Evet. Dörtlünün önünde oynattığın ikiliden birisi. Kazanır o kazanıyor bunlarla Galatasaray. Ya kazanır tabii ki. Oyuncu kalitesine Hı -hı. baksana. Zahan'ın golüne bir bak ya. İşte Yıldızlar Topluluğu Galatasaray diye başladı sezon ama galiba teknik direktör takımı Galatasaray'a evrildi. O Kesinlikle. Önceye da pay çıkarmak evet, burada. Ama çok fazla sayıda joker var yani. Hayır, rakibi de hocam bir şey mi diyecek? Yok estağfurullah. Efendim. Rakibi de çok bence iyi analiz ediyor. Ben Trabzonspor maçında onu Rakip çok net çok iyi. olarak gördük çok ve... Rakip teknik direktörün de Okan Hoca'nın ortaya koymuş olduğu, o e, analizin sonucunda oyunculara vermiş olduğu görev karşısında rakip teknik direktör çözüm de üretebiliyor. Evet. Bir adım geriden Çok başlıyor. Çok enteresan ya. bir şey bu. E, Jetsus'a yarattığı fark geçen sene tam olarak bu Ürettiği Jetsu's. çözümü de evet. yeniden yok ediyor. Yani onun B planını da yapıyor. Yapıyor. Bir sonraki aşamasında yapıyor. Hani... O da istemez bu kadar jokerle oynamayı değil mi hocam? Kimse istemez. yani, yani bir, bir de bek olsun. Açık gibi açık Ama olsun. çözümü üretiyor sonuçta. Bir yani de mesela bugün yani bir, bir, kere bugün şu sorunu sorun söylemek gerekir. Hani e, bir şeyler sağ içinde doğru yaptı mı? Rakip ceza sahası için herhalde rekor kırdı değil mi? Topla buluşma rekoru. İlk Gal yarıda 27 kez. 65 kez buluşmuş. 65 Yani... yani e, 70. Fener 71'di, 71'di Başakşehir'de. 71. Şimdi futboluna ne adalet yok deniliyor ya <gülüyor> adaleti <gülüyor> Hayır, var. Var, var. Hayır. Ya, adaleti abi. doğru oynadı mı, doğru işler yaptın mı? Saç içinde futbolun adaleti yok diye bir şey yok. Futbolun adaleti tecelli ediyor. Yani bunu geçen mesela bir hafta önce 3 4 gün önce Başakşehir Fenerbahçe maçında gördük değil mi? 70.000 kere buluştu. Maç 11'e 11 iken e, 11 de mesela oyuncu kırmızı kart görmeden e, o arada zaten 30 kere buluşmuştu Fenerbahçe. Galatasaray da bugün İki yarıda da özellikle ikinci yarı ciddi bir dominasyon yaptı. Onun için futbolun adaleti yok falan değil. Doğru oynadın mı, güçlü bir oyun sergilemeye başladın mı futbolun adaleti tercih ediyor. Beş topun direkten dönüyor ve de ilk devre mesela Galatasaray çok iyi oynamadı. Oyuncular topun önünde hareketsiz falan gibi göründü. Daha pasın ritmini arttıramadı. Sahayı genişletemedi ve de kenar bekleri olmadığından... ...hem Kayanayen oranın orijin dil yama yapılmış, solda da Berkan aynı şekilde... Eksikliğini yaşadı ama 20. dakika tabela 3-0 Galatasaray'la olurdu Serkan. Olurdu. Niye? Bir top Mertens, Mertens hareketli oyunda kaçırdı. Bir tane Kerem kaçırdı. İkardin'de duran toptan kafa vuruşu direkten döndü. Yani biz bunları söylüyoruz ilk devre mesela en büyük sıkıntısı ne? Ben yapısal bozukluk onu sordum Serkan'a. Ben ne anladım? Hayır, ben kadro var. bir de oyunda mesela ilk yarıda da sıkıntı oldu. Galatasaray'ın en son sıkıntı yaşadığı takımların formasyonuna dikkat ettiniz mi? Üçlü oynayan. Hı hı. Sivas'ta başladı bu. 5-4-1 gibi oynadı. Değil mi? Top evet. rakip e, Arkasından İstanbul Spor maçı da İstanbul Spor'da 5-4-1 oynadı. Bugün Gaziantep'te böyle oynadı 5-4-1 gibi. Topu Galatasaray'a bırakarak merkezi kapatıyorlar. Kenarlardan yönlendirmek istiyor. Çünkü <laughs> özellikle Galatasaray'ın savunma beklerin katkısı da olmayınca daha kenarlardan oynamasına izin de verdi. Ama e, böyle bir katı defans hatta dün de söyledim hatırlıyor musun programda ya bu ne biliyor musun en acı taraf Serkan bu Anadolu takımların ata sporu gibi oldu dün ben Ankara gücü maçı için söyledim gel orta sahada kendi aralığında kapan down, down topu vur rakibe altı pasta savunma yap öyle maç kazan olmaz yani Galatasaray bugün uzatmalar da mesela gösterisi uzatmada da gol atsaydı şaşırır mıydın? Ya bu oyunda yani a, gol attı da şans mı derdin? Yok. Hayır. Ya derdin gol gecikti. Abi. Yani bu gol 45 ikinci yarı başladığında ne bileyim artı birde de olabilirdi. 50. dakika, 60. dakikada, 70'de de 3-1, 4-1 olabilirdi. Uzatmada da. Çünkü oynanan o oyun yani doğru oyundu Galatasaray Hı -hı. adına. Yani bu kadar şimdi özellikle bizim arkadaşlar şu ortaya verebilirse bilmiyorum öyle bir imkan varsa. Mesela şuradan net buluruz. İlk yarı ve ikinci yarı konumlanmalar var ya Cüneyt. Sağ içinde hı hı. dağılımlar. Oraya baktım ben. Mesela ilk yarı Galatasaray özellikle ikarıda çok yalnız kalmış. Mertens'in Santurfo olarak desteği yok. E, Kerem Demirbay ofansif bir oyuncu. Daha böyle e, Lucas Torre'ye yakın ya, oynayınca o gibi. yani önde çoğalanmasına rağmen 3 tane gol kaçırmış ama gerekli hücum zenginliğini, o kombinasyonlarını doğru bir şekilde yapamadı Galatasaray. İkinci yarı Kerem başladı. Yani Kerem Mesela burada geldi işte, hocam Bak, i̇şte e, mesela Antep'in bu bakıyor, maçın yolu, tamamı hocam. Ilk tamam. Evet. Hayır, tamamı da bize Hı -hı. E, referans veriyor. Antep'e baksan sen orta sayı yani yani böyle bir konumlanma var mı ya? İkinci yarı hiç geçmediler altı, gibi zaten. Altı pasta oynuyorsun, savunma yapıyorsun. Geçemediler. Bir de yani oyuncu eksikliğini ya falan mesela maçtan sonra Şümineka söylüyor ya işte şöyle böyle falan vesaire falan. Ya yani böyle bir çağ dışı oyun eksik de olsa oynanır mı? Yani böyle maç bitirme diyorum ya yani şansın yok zaten. Ancak ya yani mucize gerekli. Mucize de olmaz. Futbolda az önce söyledim bir adaleti var ya adalet yok değil. Doğru oynarsan ikinci yarı Okan böyle, e, Buruk bana göre en önemli yaptığı hocanın hamle hangisi biliyor musunuz? Halil Hamlesi doğru hamledir. Hem İcardi mesela e, asist yaptı. Çünkü şimdi ilk yarı hep söylüyorum beşli bir savunmaya az adamı çok adamla e, yani az adamla çok adam bağlayarak bir hücum etmesi gerek. Oyunu genişletmedik. Kerem içeri girdi ilk devre.